Günaydın değerli izleyenler, herkese merhabalar. Reçete'de bu hafta koronavirüs sürecinde kalp hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. Konuğumuz kardiyoloji uzmanı Hakan Bahadır. Sizlerin de kendisine sormak istedikleri olursa 0224 211 1075'i arayabilirsiniz. Hakan Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, bu süreçte çok merak ediliyor kalp hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği. Onların çok merak ettikleri sorular var. İlk olarak sizden koronavirüsün, COVID'in kalp rahatsızlıklarında etkisi nelerdir? Bunları öğrenelim. Evet, öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Zor günler geçiriyoruz tabii ülke olarak ve dünya olarak bir pandemiyle karşı karşıyayız. Ve hastalarımız yoğun bakımlarda ve çeşitli kliniklerde tedavileri devam ediyor. Ancak bizim branş itibariyle kardiyoloji hastalarının özel bir önemi oluştuğu görüldü bu pandemi sırasında. Tabii bilim insanları bu virüsle neyle karşılaşacaklarını tam bilmedikleri için hasta profili ve diğer hastalıklardaki seyri tam bilinmiyordu. Ancak vaka sayısı çok arttıkça görüldü ki bu ileri yaş hastalığının özellikle bir takım yandaş hastalarda bu virüsün şiddetli seyrettiği ve ölümlerin daha fazla olduğu anlaşıldı. Bunlardan da önemlisi kalp hastalıkları gelmektedir. Kronik kalp hastalıkları. Kronik kalp hastalıklarına sahip kişilerde bu virüs şiddetli seyrediyor, hastalık şiddetli seyrediyor ve ölümler daha sık olmakta. Hani neyi kastediyoruz kronik kalp hastalığı dediğimiz zaman? İşte koroner arter hastalığı dediğimiz kalp damarlarını besleyen damarların daralması ve tıkanmasının tedavi ve takip edildiği hastalar, bypasslılar, stentliler, damar tıkanıklığı olanlar, hipertansiyon önemli bir popülasyon bu grupta. İşte kalp yetmezliği olan hastaların durumu böyle. Bunlarla virüsün hastalığın seyri daha şiddetli oluyor. Evet. Peki kalp ve damar hastaları nasıl etkilenir? Onların konusundaki etkisi nedir? Bundan bahsettik. Ölen hastalarda en sık rastlanan kalp krizi, hani bu konudaki en sık rastlanan konu nedir? Şimdi şöyle kalp bir defa enfeksiyon niye bu hastaları yani kalp hastalarını seçiyor? Neden böyle bir birliktelik var? Üç konu var burada. Birincisi bu hastalarda demin saydığım hastalara sahip olan kişilerde hastalık daha şiddetli ve ölümcül seriyor. Birincisi bu. İki, virüsün enfeksiyonun, COVID enfeksiyonunun direkt miyokart dediğimiz kalp hücreleri, kalp kası ve miyokart hücrelerine, kalp kası hücrelerine toksitesi de var. Ritim bozuklukları yapabiliyor. Ayrıca bir takım damarlarda pıhtılaşma ve tıkanmalara yol açabiliyor. Direkt etkisi veya dolaylı olarak. İkinci etkileme sistemi bu. Üçüncüsü, bu hastalıkta kullanılan, araştırma ve geliştirme aşamasında olan bazı ilaçların kardiyak yan etkileri var. Yani ritim bozukluğu yapabiliyorlar veya bazı kalp hastalarının kullandığı, rutin kullandığı ilaçlarla etkileşime girebilen ilaçlar bunlar. Bu üç yönden kalp hastalıklarını daha çok etkilediği şeyi var burada, hipotezi var. Ayrıca bakıldığı zaman da en çok hipertansiyon, %74'lere varan oranda hipertansiyonla birlikteliği var. Kalp yetmezliğiyle, %30'ların üstünde bir koroner arter hastalığı dediğimiz o kalp damar hastalıklarındaki birliktelik var. Diyabetle birlikteliği var. Bunlar da tabii ki çok daha dikkatli olunmalı. Hastaların izolasyonunda çok daha dikkatli davranılmalı. Peki kalp hastaları enfeksiyon olan ya da COVID şüphesi veya enfeksiyon alan hastaların ilaç değişikliği yapması gerekir mi? Evet, aslında en güzel sorulardan biri bu. Bizim de bu enfeksiyonun başlangıcından beri hastalarımızdan aldığımız telefonlar veya işte soruların birinci kısmını oluşturuyor. Çünkü özellikle hipertansiyonda kullandığımız bazı ilaçlar
dünyada bir soru işareti oluşturdu ilk başlarda. Bazı tezler ileri sürüldü. Bazı tansiyon ilaçlarının bu virüsün etki mekanizmasıyla hareket ettiği ve enfeksiyonu kolaylaştırabileceği tezleri sunuldu. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda bunun gerçeği yansıtmadığı, böyle olmadığı tespit edildi. Gerek ülkemiz Türk Kardiyoloji Derneği, gerekse Avrupa ve Amerikan Kardiyoloji Cemiyetleri son yayınladıkları raporda bunu kesin olarak söyleyebiliyoruz hastalarımıza. Tansiyon ilaçlarınızda değişiklik yapmanıza gerek yok. Özellikle bu ACE inhibitörü dediğimiz veya ARB blokörleri, ARB ilaçlarında çok sık soruluyor bu. Bu ilaçların değiştirilmesine gerek yok. Bunun yanında diğer kullanılan kalple ilgili olan ilaçlarda da, yani bir takım işte damar açıcı, efendim kolesterol düşürücü, işte kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlarda da böyle bir değişikliğin gerekli olmadığı, ilaçlarını hastaların nasıl kullanıyorlarsa o şekilde devam etmeleri gerektiği net bir şekilde söylendi. Çünkü bu çok soruluyor. Bu virüs enfeksiyonuyla ilgili ikinci bir ilaç konusundaki ikinci bir husus da demin de bahsettiğim gibi bazı bu enfeksiyon tedavisinde kullanılan ama spesifik ilaçlar değil, yani araştırma ve geliştirme aşamasında olan ilaçların da kardiyak yan etkilerinin olması önemli. Dikkat ederseniz bundan birkaç hafta evvel bir ilaç, ben onun bilimsel yani orijinal ismini söyleyeyim, hidroksiklorokin dediğimiz, daha önce romatizma hastalarında, romatoid artritte, sistemik lupus dediğimiz bağ dokusu ve romatizma hastalarında kullanılan hidroksiklorokine bir talep oldu. Bir patlama gibi eczanelerde bir talep oluştu ve bu yoka girdi. İnsanlar bunu daha hastalık başlamadan kullanmak istediler. Yani ve bakanlık da tabii bu konuyla ilgili bir takım müeyyideler getirdi. Bu ilaçlar öyle masum ilaçlar değil. Yani deneme ve tedavi aşamasında araştırma gelişme kullanılıyorlar. Ama hastalığı ispatlanmış, tedavi altına alınmış kişilerde kullanılarak dikkatli kullanılıyor. Neden? Çünkü özellikle hidroksiklorokinin kalpte ritim bozukluğu yapma, aritmi yapma, elektroda EKG değişiklikleri yapma potansiyeli çok yüksek. Dikkatli kullanılması lazım, doktor gözetiminde kullanılması lazım, EKG'lerin çekilmesi lazım, tedavi öncesi, tedavi sonrası. Dolayısıyla bu yönde ilaç etkileşimleri konusunda ikinci söyleyebileceğimiz bu enfeksiyonla ilgili diğer enfeksiyon tedavisinde kullanılacak olan ilaçların dikkatli kullanılması kalp hastalarında. Evet, şu an bir telefon gelmiş, bir sorumuz var. Cemal Ordu Bursa'dan arıyor. Evet Cemal Bey, buyurun. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler, teşekkür ederiz. Şeker hastasıyım. Yaklaşık bir 10 yıldır şeker hastasıyım. Evden dışarıya da çıkmıyorum. Yaklaşık bir haftadır yattığım zaman kalp çarpıntısı ve derin derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum. Ekstradan nefes alıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Bununla ilgili hatta dün sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağından ambulans çağırdılar. Hani koronavirüs testi için ambulans geldi. Muayeneleri yaptı. %90 nefes alma şeyi hani normal dedi ama kalple ilgili sıkıntınız olabilir diye yönlendirdi beni. Onun için aramıştım. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Yani şöyle, diyabet hastaları da aslında bu gruba giriyorlar. Yani bu diyabet hastalarında da bu birliktelik fazla, ilişki fazla. İşte aslında bu programın yapış amaçlarımızdan biri de bu. Nefes darlığı acaba COVID enfeksiyonunun yarattığı bir semptom mu, bulgu mu? Yoksa sizin kalbinizdeki bir rahatsızlığın belirtisi mi? İşte bunlar çok karışıyor. Evet. Ve acil servislerde bu bakımdan bir karışıklık oluyor ve bunun ayırt edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradaki en önemli belirteç, yani hele şu dönemde öncelikle sizin bir testinizin yapılması, eğer bir daha önce olmayan bir nefes darlığınız, bir kalbinizde hızlanma, efendim solunumda bir hızlanma, nefes alıp vermede yok, bir... Yok, daha önce yoktu. Yani yeni başlıyorsa mutlaka bir COVID testininle doğrulanmanız gerekiyor.
Hatta bu şikayetinizde bir ilerleme olursa bu enfeksiyonun akciğerde bir takım çok tipik bulguları var, tomografiyle tespit edilebilen. Bu konuda da belki böyle bir film çekilebilir size. Yani bunlardan sınıfı geçerseniz o zaman iş bize daha çok dönüyor. Uygun bir zamanda tabii korunma koşullarıyla bir kardiyak muayene yaptırmanızı öneririm eğer enfeksiyon süreci negatif gelirse. Şu anda dışarıya çıkamadığım için, bizim için de yasaklar var, dışarıya çıkamıyorum. Normalde kardiyolojiye gidemiyorum ama dün yine tekrar söylediğim, ambulans geldi. Hani gerek duymadı, COVID-19 testine gerek duymadılar. Dediler abi normal bir grip, bir saldırı şey olabilir, yani grip olmuş olabilirsin. Ama ondan sonra tekrar eve geldim. Şu anda evde. Yaşınız kaçtı yani beyefendi? Kendi kendimi karantinaya aldım. Yaşınız? 50. Yaşınız yani çok ileri bir yaşta değilsiniz. Ortalama bir yaştasınız ama diyabetiniz var. Bence kendinizi gözlemleyin derim. Eğer şikayetleriniz artarsa mutlaka bir daha bir çağrı yapınız. Bu yönden değerlendirilmesi gerekecektir diye düşünüyorum. Şimdi ateş de eşlik ediyor olabilir, etmiyor olabilir. Yok, ateşim yok. Ama nefes, sadece bu hastalık nefes darlığıyla da yani gelebilir. O yüzden mutlaka eğer devam ediyorsa bu şikayetiniz ve memnun değilseniz mutlaka bir çağrı yapın tekrar. Bu konuyla ilgili tekrar bir değerlendirmeye girmeniz gerekebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Evet. Bir izleyici sorusu daha var. Onu hemen sizlere ileteyim. Hipertansiyon hastasıyım. İlaçlarımı kullanmaya devam etmeli miyim diye sormuş bir izleyicimiz. Evet. Yani bunu demin de bahsettiğim gibi bu çok tartışma konusu oldu. Bazı hastalar ilaçlarını bıraktılar. Başka ilaçlara geçişler oldu. Ama bir daha söylüyorum net bir şekilde. Gerek bizim Türk Kardiyoloji Derneği, gerekse Dünya Kardiyoloji Cemiyetleri son yayınlarında, son bildirilerinde net bir şekilde tansiyon ilaçlarına devam edilmesi gerektiği, endikasyonu halinde, hangi endikasyonla, bu kalp yetmezliği olabilir, bazı ilaçlar tansiyon tedavisi olabilir, mutlaka kesmemeniz ve devam etmeniz gerektiğini önerdiler. Peki pandemi sürecinde kalp hastalarına aşılama yapılmalı mı? Evet, bu da çok fazla sorulan sorulardan bize. Yani bu mevsimsel grip aşıları diyoruz, işte yılda bir kere yapılan veya pnömokok aşıları diyoruz, zatürre aşıları diyoruz. Bunları işte iki türlü soru var, merak edilen. Kalp hastaları yapmalı mı, yaptırmalı mı bunları? Veya bir diğer soruda, benim yaptırdığım mevsimsel grip aşısı acaba COVID enfeksiyonunu etkiler mi, azaltır mı, korur mu? Şimdi kardiyoloji derneklerinin belirlediği 5 hastalık grubu var. Bir tanesi kalp yetmezliği, diğeri koroner damarlarda, kalbi besleyen damarlardaki rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören kişiler, İşte girişim geçirmiş, stent bypass yapılmış kişiler, damarlarında darlıkları, tıkanıklıkları olan kişiler. Üçüncüsü kalp kapak hastalıkları olanlar, kalbin içerisindeki kapaklardan rahatsız olanlar. Dördüncüsü doğuştan gelen bir takım kalp hastalıkları var. Morarmayla bazıları seyrediyor, bazıları ameliyat olamamış, bu yaşlara gelmiş. Doğuştan kaynaklı kalp hastalıkları, anne karnından oluşan bir takım varyasyonlarla. Diğer bir hususta akciğere giden damarın, pulmoner arter dediğimiz akciğere giden damarın basıncının yükseldiği durumlar. Buna biz pulmoner hipertansiyon diyoruz. Bu 5 gruptan eğer birisi varsa mutlaka mevsimsel grip aşısının yapılması gerekiyor. Mevsimsel grip aşısı genellikle Ekim ayında yapılır. Ve 2-4 hafta içerisinde etkisini gösterir. 8 aya kadar koruyuculuğu vardır. Ama geç kalmış vakalarda bu Şubat ayında da yapılabiliyor. Ancak bu aşı bizim bildiğimiz klasik grip aşısıdır. Yani COVID enfeksiyonuna hiç bir ilgisi yoktur. O yıl için öngörülen
bir takım virüslerin, yani bize mevsimsel klasik bildiğimiz grip yapan mikropları engellemek için yapılan bir aşıdır. Ama kesinlikle şeye etkisi yoktur. Covid enfeksiyonuna işte koruyucu veya işte tedavi edici hiçbir özelliği yoktur. Aşısı daha Covid enfeksiyonunun geliştirilme aşamasında. Daha yapılmadığı denemeleri var. Ama nedir buradaki fayda? Bunu niye yapmak lazım bu hastalara? Çünkü bir Covid enfeksiyonuna olarak yakalandınız. Üstüne bir de mevsimsel grip atağı geçirirseniz şiddetli seyreder. En azından onu korursunuz. Hatta bu yıl yapılan grip aşılarının %45'e yakın oranda bir koruyuculuğu olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ama mevsimsel gribe karşı. Yani şeye değil. Bağışıklık sistemimizi de tabii korumaya yarayacak, evet, aynı zamanda. O. İkinci bir önemli aşı da pnömokok aşısı dediğimiz bakteridir bu. Virüs değil. Ateşli zatüre dediğimiz hastalığı yapan pnömokok aşıları da mutlaka bu demin bahsettiğim 5 grup hastada, kalp hastasına yapılması lazım. En az biri varsa bunlardan hastalarda yapılması lazım. Bunun da yapılma zamanı yok. Her yılın her şeyinde yapılabilir, durumunda yapılabilir. Ama özelliği şudur. Bu da bir COVID enfeksiyonu, olası bir COVID enfeksiyonu yakalandığınız zaman eğer üstüne bir süper enfeksiyon dediğimiz bir bakteri enfeksiyonu oluşursa, ki bunların bir kısmından pnömokoklar sorumludur, buna karşı koruyuculuk sağlar ve bu bakımdan çok faydalıdır. Dolayısıyla bu grup hastalarda hiç şey yapılmamışsa pnömokok aşısı hemen yapılmalı. Normal aşılama takvimine devam eden hastalarda en son aşı üzerinden 5 yıl geçtiyse hatırlatması yapılmalı. Ama 5 yıl geçmediyse hatırlatmasına, yapılmasına gerek yok. Aşılama bu konuda böyle bir önemi var. Çok soruyor hastalar o konuda, çünkü ben aşımı oldum, enfeksiyon olmayacağım herhalde falan gibi, bu şekilde. Önemli bir konu gerçekten, evet. Çok merak ediliyor. Şu an yine hatta bir izleyicimiz var. Şahin Bey arıyor Bursa'dan. Buyurun Şahin Bey, alo. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler, günaydın. Hocama bir sorun vardı ama. Buyurun. Ben bundan bir 4-5 ay önce bir anji oldum. Anji olduktan sonra böyle bazı şikayetlerim, böyle göğsümde böyle bir ağır bir şey kaldırdığım zaman falan böyle bir batma oluyor. Veya böyle bir hızlı yürüdüğüm zaman böyle arada bir batma oluyor. Benim bu şikayetlerim anji olmadan önce hiçbiri yoktu. Anjudan sonra oldu. Evet. Acaba diyorum hani bir sıkıntı mı var? Geçmiş olsun öncelikle. Eyvallah, sağ ol hocam. Ne kadar oldu anji, ben demiştiniz ne kadar oldu anji olalı? 4-5 ay oldu. 5 ay falan beş oldu ay. Hocam. Ne çıktı, yani damarlarınızda daralma var mıymış ya da tıkanma? Ya iki damarda böyle ufak bir tıkanma ufak vardı, onlar açıldı. Stent takılmadı yani. Yo, stent falan hiçbir şey takılmadı hocam. Bir ilaç da, ilaç verildi mi? İlaç o an böyle bir kan sulandırıcı falan, daha doğrusu sıra alamadım devlet hastanesine. Özele, evet, gittim. Özelde bana bir 2-3 tane ilaç verdiler. Peki, tamam. Onları kullanmıyorum. Peki. Yani anladığım kadarıyla damarlarda ciddi bir tıkanıklık saptanmamış veya işte bir işlem yapılmamış, evet, stent takılmamış veya işte bir ameliyat önerilmemiş, ilaç tedavisi, evet, önerilmiş. Genelde bir anjiyonun en az bir 6 ay koruyuculuğu, yani bir daha yapılmasına gerek yoktur. Bir 6 ay süresi vardır. Evet. Tabii anatomiyi görmek lazım, damarlardaki yüzdelik, yani tıkanmalarını görmek lazım, bakmak lazım. Ama bu kalp ağrıları genelde çok böyle hareketle bir şey kaldırıp indirirken veya batma tarzında olmaz. Geniş ağrılardır onlar, yaygın ağrılardır, künt ağrılardır. Yani bir anji raporunu görüp tekrar bir tabii değerlendirmek gerekir. Ama şunu söyleyebilirim, anladığım kadarıyla yani çok ağır bir tabloyla karşılaşmamışsınız anladığım kadarıyla. %, çok ufak bir şeydi, %30 gibi bir şey falandı yani. O zaman bu pek ağrı yapacak gibi durmuyor. Yani böyle bir ağrı yapmaz. Başka ağrı yapabilecek sebepleri de araştırmak lazım. Çünkü o bölgede işte kas ağrılarıdır, efendim romatizmal ağrılardır. Bunun gibi bazen midenin yansıyan ağrılarıdır.
reflüdür, üşütmedir. Yani bunlar da olabilir. %20-30 darlık hocam, pek ağrı yapmaz. Evet. Reflü var bende. Yani bunlar da bazen yapabiliyorlar böyle yansıyan. Bir de bir omuzumda bir ağrı, pardon hocam. Bir de omuzumda bir ağrı oldu bir zaman. Gittiğinde bu küreğin, omuzun kürek dediğimiz, orada kireçlenme tespit edildi. Ara evet. ara o da yapıyor. Acaba onlar mı evet. şey yapıyor da ben yanlış anlıyorum? Muhtemel o da yapıyor olabilir. Yani ondan şüphelenmek bu durumda daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama gene de bir şeyiniz devam ederse şikayetiniz, yardımcı oluruz, bakarız o konuda. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ettim hocam. Kolay gelsin. İzleyicilerimiz de pek çok şeyi merak ediyor. Tabii bir de merak edilen şu husus var. Kalp hastalığı takip edilmesi gereken bir hastalık. Ama COVID sürecinde, pandemi sürecinde hastaneye gitmeye korkuyorlar. Ya da yaşlı oldukları gerekçesiyle gitmek istemiyorlar. Nasıl bir takip süreci gerçekleşecek hocam bu süreçte? Evet, en zor kısım bu işte. Yani hastaları bir taraftan bu kalp hastalıkları nedeniyle izole etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da bu hastaların takip edilmesi gerekiyor. Yani kontrollerinin yapılması gerekiyor, tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bizim şu andaki önerimiz mümkün olduğu kadar şikayetleri olmadığı sürece, ilaçlarıyla ilgili bir problemleri olmadığı sürece kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Bu konuda bakanlık da uygulamalarında güzel adımlar attı, işte rapor sürelerini uzattı. Artı hastaneye gelmeden ilaç alabilme yönetmeliklerini çıkarttı. Bu o bakımdan iyi bir şey. Ancak deminki beyefendide olduğu gibi, yani bir nefes darlığı, yeni gelişen bir semptom, bir şikayeti olan hasta ne yapacak? Kalpten mi geliyor bu, başka bir şey mi var? Bu tarz konularda tabii ki hastanelerimiz çalışıyor. Yani önlemlerini de almış durumda. En azından kendi kurumum adına bir pandemi hastanesi olmasına rağmen blokları ayrılmış durumda. Gündelik hastaların muayene edildiği yerler ayrı. Bütün hastaneler yapıyor bunu. Bu özel bir konu çünkü. Yani mümkün olduğu kadar ayaktan gelen, başka nedenle gelen hastalar için ayrı bölümler açılıyor. Ayrı departmanlar oluşturuluyor. Ayrı laboratuvarlardan kanlar alınıyor, yönlendiriliyor. Dolayısıyla bir daha söylüyorum, bizim yaşlı kronik kalp hastalığındaki hastalarımız şu anda en büyük tehlike altında. COVID anlamında mümkün olduğu kadar izolasyon olması gerekiyor, çıkmamaları gerekiyor. Ancak yeni gelişen bir belirtisi olur, başka bir sıkıntısı, ani bir rahatsızlığı olur, kalp. Çünkü bu bir takip hastalarıdır bunlar. Ne olacağı hiç belli olmaz. Mutlaka bir şekilde, güvenli bir şekilde tedbirlerini alarak maskeleriyle kurumlarımıza başvurabilirler. Biz çalışmaya devam ediyoruz yani. Yani küçücük bir belirti bile olası bir kalp krizini tetikleyebilir aslında, tabii, değil mi? Tabii. Toparlayacak olursak hocam, daha çok merak edilen sorular var. Size gelen sorular nelerdir daha çok? Vatandaş neyi daha çok merak ediyor? Yani toparlayacak olursak özet olarak eve ne mesajlar götüreceğiz bu konuda? Yani bir özet yapacaksak, bir ileri yaş kronik kalp hastalığı olan hastalarımız izole olmalı. İkincisi ilaçlarını kesmelerine gerek yok. Bir takım yayınlar, bir takım tartışmalar çıktı bu konuyla ilgili. Özellikle tansiyon ilaçlarını kesmelerine gerek yok. Üçüncüsü, ilaçla ilgili olarak gene şey anlamında bu hastalığın araştırma geliştirme safhasında olan bazı ilaçların kardiyak yan etkileri var. Gelişigüzel ilaç kullanmamaları lazım. İşte bu beni şeyden koruyor, enfeksiyondan koruyor, ben koruyucu olarak alayım bunun gibi. Çünkü kardiyak yan etkileri var bu ilaçların. Özellikle demin bahsettiğim hidroksiklorokinin hasta olduktan sonra kullanmaları gerekiyor. Üçüncüsü, diğer bir konu da mevsimsel grip aşılarını, pnömokok aşılarını, bu bahsettiğim kronik kalp hastaları mutlaka yaptırmaları lazım. Yani bu koruyuculuk hem o hastalıkla ilgili koruyuculukta, hem de
COVID enfeksiyonuna eklenebilecek bir süper enfeksiyonda yani bir koruyucu olması amacıyla bu aşılamalarını yaptırmaları gerekiyor. Umarım ülke olarak biz de bu kötü durumları atlatacağız ama bu ara özellikle ayrı bir dikkat ve sabır göstermemiz gerekiyor. Az önceki izleyicimizin de söylediği gibi belli başlı ağrılar kalp rahatsızlığı olarak algılanabiliyor. Bunlar üzerinden neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bu enfeksiyonda ağrı boğaz ağrısıdır yani ve kas ağrılarıdır genelde. Böyle yaygın vücut ağrılarıdır. Hani hepimiz grip olurken böyle bir kesiklik olur, dökülürüz ya, dökülüyoruz deriz yani kaslarım ağrıyor. Öyledir yani bunun ağrısı. Kalp ağrısı ağrı bir şeydir. Yani o göğüs ağrısıdır. İşte nedir? Göğüs kafesinin altında künt, baskıcı, üstünde sanki taş koymuşsun bir şeyle eziyorsun gibidir bunun ağrısı. Ve yayılır bu ağrı. Kollara, omuzlara, boyna, çeneye, sırta yayılan bir ağrıdır. Dolayısıyla bunu ayırmak kolay. Yani böyle bir ağrı olduğu zaman zaten hastanın beklememesi lazım. Gelmesi lazım ama kolumu kaldırdım, buram battı, işte boynumu çevirdim, şuram kütledi, ağrım oldu, sırtımda ağrı var. Yani bazı ağrılar da romatizmal karışabilir. Ağrı çok önemli değil ama bizde nefes darlığı çok karışıyor. Yani şimdi bu COVID enfeksiyonun en önemli belirtilerinden biri nefes darlığı, solunum sıkıntısı. Nefes alıp vermede sıklaşma, nefesi yetirememe gibi bir durum var. Bu kalp hastalarında da olabilir, kronik. Kalp yetmezliğinde de olabilir. Onda da olabilir. Tabii bu ikisinin ayrımını yapmak zor. Ama böyle bir özellikle stabil giden, evde rahatken bir anda başlayan veya bir şekilde dışarı çıkmıştır, işte temas etmiştir, eve dönmüştür, birkaç gün sonra, bir hafta içerisinde bakmıştır, nefesim daralıyor. Onu tabii ki hemen ayırt etmek lazım. Testleri yapılması lazım. Eğer altta demin ki beyefendi olduğu gibi bir şey çıkmazsa bu sefer acaba bir kalp hastalığı mı var, kalp yetmezliği mi var, ona yönelmek lazım. Bu yönden hastalar kendilerini biraz dinleyecekler bu dönemde. Ona göre biraz yönlenme yapacaklar. Nefes darlığı çünkü kalp hastalarında evet. Da yaşanan, gözlenen şeyler. Damar konusunda, kalp damar konusunda işte COVID'in etkisinden nasıl etkilediğinden bahsettik. Evet. Hipertansiyon hastası vatandaşımızın ilaçlara özellikle önem verdiğinizi vurguladınız. Aşı konusunda hocam, telefon geldiği için tam cümleniz biraz yarım kaldı gibi oldu. Aşı konusu biraz çünkü hassas, çok merak edilen bir konu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, demin de bahsettiğim gibi özellikle kalp yetmezliği olan, kalp damarlarında tıkanıklık olan, girişim geçirmiş, bypass'lı, stentli işte veya ilaçla izlem aşamasında olan, kalp kapak hastalıkları olan, doğuştan bir kalp hastalığı olan ama düzeltilmemiş, ameliyat olmamış veya olmuş morarmayla ileri yaşlarda seyreden veya akciğere giden damarda bir basınç yükselmesi dediğimiz pulmoner hipertansiyonu eşlik ettiği bu 5 durumdan herhangi biri varsa bu hastalara İki tane aşı öneriliyor. Biri mevsimsel grip aşısı, diğeri pnömokok aşısı. Bunların özellikle mevsimsel grip aşısının işte Ekim ayında öneriliyor. Pnömokok aşılarının da herhangi bir dönemde yapılması öneriliyor. Bu hasta grubu bunu yapmalı. Neden yapmalı? COVID'e karşı değil ya da engelleme olmasın diye değil. COVID enfeksiyon olası bir şekilde alırsa üstüne o yıl geçireceği grip eklenmesin. Geçirebileceği grip eklenmesi veya bir pnömokok bakterisine bağlı bir süper enfeksiyon olmasın diye. Evet. Yine aynı soruda yine bir izleyicimiz hatta. Gönül Hanım, Gönül Akdemir. Buyurun. Günaydın. Ben hocama bir soru soracaktım. Günaydın. Ben bundan 4 sene önce bir kalp aynısı oldum. Kanka %50-60 oranında damarlarda daralmalar var. Ve bir de 2005'ten beri tansiyon ilacı kullanıyorum. Ama bu düşük bir tozda kullanıyorum. Fakat bu bir aya yakındır. Tansiyonum hep düşük çıkıyor. 6'ya 9, 10'a 6 ve nabzım hiç 64-66'yı geçmedi. Ve ben her gün tansiyonumu kontrol ediyorum. Ona göre ilaç
İlaca devam edeyim mi yoksa bırakayım mı? Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Yani şöyle, bir kere bir anjiyonuz var ve damarlarınızda orta dereceli bir haz daralmalar var. Ancak girişime gerek kalmamış, stent takılmamış. Böyle izleniyorsunuz ama bir taraftan da bir tansiyon rahatsızlığınız var. Ancak eğer evde yaptığınız ölçümler güvenilir ve koldan, yani iyi bir makineyle ve güvenilir yapıyorsanız, söylediğiniz tansiyon değerleri düşük değerler, hakikaten düşük seyrediyor. Bazen kalp hastalıklarında da bu tansiyon düşmesini pek çok fazla istemeyiz, aşırı düşmesini yani bu derece. Dolayısıyla ya tansiyon ilacınız ağır geliyor olabilir, gözden geçirilmesi gerekebilir. Ha, size tavsiyen nedir? Birkaç gün bırakın ilacınızı, bir hafta kadar, 10 gün kadar. Yani bir gözlemleyin kendinizi, gene gündelik ölçümlerinizi yapın. Evet. Eğer tansiyonunuz yani 13.8'in üstüne çıkmaya başlarsa ihtiyacınız olacak gibi gözüküyor. Ama tansiyonunuz 13.8'in altında veya o civarda seyrediyorsa ihtiyacınız yok gibi gözüküyor. Bunu böyle bir karar vermek lazım. Yani kendiniz bir hafta 10 gün kadar bir mola dönemi oluşturmanızı tavsiye ederim. Çok düşüyor çünkü, bu size de zarar verebilir. Evet. Bir de hocam pardon. Buyurun. Hocam ben şöyle, ben zaten doktorların bana verdiği, herhalde size de bir seferinde ben kontrole geldiğimi hatırlıyorum. Tansiyon ilacından ayrı bir de kan sulandırırken diğer iki tane ilacım var kalp için, damarlar için vermişler. Onları kullanıyorum sürekli. Evet. Evet, bazen ilaçlar yani bu damar darlıkları için damar genişlemesi amacıyla veya tedavi amacıyla verilen bazı ilaçlarda tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girip etkilerini arttırıyor olabilir. O yüzden tansiyonunuz daha çok düşmüş olabilir yeni eklenen ilaçlar nedeniyle. Bu nedenle biraz seyretme yapmak gerekecek gibi gözüküyor. Öncelikle tansiyon ilacınızı bırakın derim birkaç gün. Tamam. Bir de hocam bir soru daha sorabilir miyim? Şu maske hakkında, benim evde çok eskiden aldığım patikalardan ben yıkadım, kaynattım ve maske, çift katlı maskeler yaptım. Onları kullanmak ne kadar doğru? Sorabilir miyim? Ya amaç tabii burada tabii ki şey, yani dış ortamla bu damlacıkları izole etmek. Yani aslına bakarsanız sosyal medyada o kadar çok maske çeşitleri var ki sizinki de güzel olmuş bence. Yani en azından bir koruma sağlıyor ama sürekli takılacak bir durum değil. Bu maskelerin belli dönemlerde yenilenmesi lazım veya iyice yıkanması lazım. Nasıl koruyabiliyorsanız, nasıl bir teknik geliştirdiyseniz bence devam edin, yapın yani. Güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, korona süresince tabii kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın stresli olduklarını aslında gördük. Hapları, ilaçları kullanma konusunda bu konuda bir stresleri var. Hocam, bize ayrılan sürenin şu anda sonuna geldik. Yeterince bilgilerimizi aydınlatmışızdır diye umuyorum vatandaşlarımızı. Umarım. İzleyicilerimizi. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için sizlere. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için böyle önemli bir konuda. Sağ olun, teşekkürler. Reçetenin sonuna geldik bu haftaki. Kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın koronavirüs sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiğini dinledik Sayın Kardiyoloji Uzmanı Hakan Bahadır'dan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.